17 Ağustos 1999 depreminden sonra Gölcük yıllardır yaralarını sarmaya çalışıyor. Bu fotoğrafta Fahri Yılmaz'ın objektifinden bir Gölcük fotoğrafı. Fahri Yılmaz bu yaralı şehrin fotoğrafını şöyle yorumluyor. Gördüğünüz fotoğraf 1999 yılında 7.4 şiddetindeki depremin yaşandığı Gölcük'ün panoraması niteliğinde. Sabahın erken saatlerinde işe giderken Kocaeli Körfezi'nin üzerine çöken sesin masalsı bir etki yarattığını, fabrika dumanlarının da bu şölene katkı yapmak istediklerini gördüm. Şehre hakim bir tepeden bu anı ölümsüzleştirmek istedim ve ortaya böyle bir fotoğraf çıktı. Bazı kareler vardır hem izlerken hem de o anı yaşarken sizi kendi içine çeker ve o anın tadını doyumsuz kılar. İşte bu fotoğraf da onlardan birisi. Fotoğraf Murat Cacim'in imzasını taşıyor. Murat Cacim çektiği fotoğrafı şu sözlerle özetliyor. Konuyu kadraja yerleştirip çekerken bu anın tadını yaşayarak bir seri fotoğraf çektim. Her karede ayrı bir tat vardı. Artvin'in Şavşat ilçesinde bulunan Karagöl'de çektiğim bu karede Photoshop üzerinde herhangi bir oynama veya ekleme yapmadım. Tamamen doğal bir karedir. Fotoğrafı ışığın en güzel zaman dilimlerinden olan gün batımına yakın bir zamanda çektim. Bu haftanın en çok beğenilen fotoğraflarından birine imza atan Servet Kılınç bu fotoğrafı Mardin'de çekmiş. Servet Kılınç çektiği bu fotoğrafı şu sözlerle yorumluyor. İşini severek yapan ve evine helal ekmek götüren koca yürekli insanlara her zaman hayranlık duymuşumdur. Bu yüzden eski Mardin sokakları her zaman gittiğim duraklar olmuştur. Fotoğrafı kalaycı Davut Usta'nın mekanında çektim. Davut Usta beni içeriye davet edince koyu bir muhabbete başladık. Sohbetin ardından Davut Usta 70 yıldır yaptığı işine koyulunca ben de işini sevgiyle yapan bu koca yürekli adamın fotoğrafını çekmeye başladım. O günden de bize bu fotoğraf hatıra kaldı. Programımızın bu haftaki konu köşesinde usta fotoğrafçı Tahir Özgür yer alıyor. Hatay doğumlu olan Tahir Özgür, gazeteci kimliğinin yanında fotoğraf sanatına da büyük hizmetlerde bulundu. Uluslararası ve ulusal yarışmalarda 4'ü altın madalya olmak üzere çeşitli ödüller aldı. Zonguldak'ta maden ocaklarında çektiği madenci fotoğrafları UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası ilan edilen ve dünyanın en saygın müzelerinden birisi olan Ruh Müzesi'ne kabul edildi ve müzenin kataloğunda 7 adet fotoğraf yer aldı. Birleşik Arap Emirlikleri tarafından düzenlenen ve Ansel Adams'a ithaf edilen en yüksek katılımlı fotoğraf yarışmasında Grand Prize seçildi ve FIAP altın madalya kazandı. Türkiye'nin gerçek anlamdaki son göçerleri olan Sarı Keçililerin hayatını uzun süren çalışmalardan sonra foto öykü yaptı. Bu çalışmasıyla National Geographic fotoğraf yarışmasında ikinci oldu. Çok ama çok önemsediği Sami Güner Kupası'nı kazandı. Son yıllarda Muharrem ayında İran'a giderek Aşura konulu fotoğraflar çekti. Hayatımın en anlamlı ödülü dediği Altın Kamera'da ise 5 kez başarılı olarak Altın Kamera'nın sahibi oldu. Yurt içi ve yurt dışında 32 kişisel sergi açtı, çok sayıda gösteriler yaptı. Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun EFIAP unvanını aldı. Usta fotoğrafçı Tahir Özgür, "Çektiğim fotoğrafla bir ağacın dalının kırılmasını önlersem, bir köpeğin taşlanmasına engel olursam, bir tek çocuğun ağlamasını durdurabilirsem, bir tek annenin yüzünde tebessüm yaratabilirsem bu bana yeter," diyor. Işığın Sanatı'ndan merhaba değerli izleyiciler. Bu hafta her hafta olduğu gibi ülkemizin değerli fotoğrafçılarını konuk ediyoruz. Tahir Özgür'le birlikteyiz. Kendisiyle fotoğrafa dair konuşacağız. Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Çok keyifli bir ortam. Evet. İstanbul'da öncelikle olmak güzel zaten ama böyle bir ortamda olmak. Tabii önce böyle keyifli hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Mersin'den çok geldi. Çok sağ ol Ali. Sevgiler. Sağ ol. Tabii güzel bir mekandayız. Burada Balat'ta Kadraj Kafe'deyiz ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Salih Bey'e teşekkür ediyoruz. Bizi misafir etti kendileri.
Öncelikle şöyle başlayalım isterseniz. Bugün tabii siz İFSAK'ta bir konuyla alakalı sunum yapacaksınız. Evet. Şimdi isterseniz bununla bir başlayalım. Daha sonra fotoğrafa dair devam edecek konuşmalarımız. Peki, bugün İFSAK'tayız. Böyle bir Türkiye'nin kalbi olan bir yerde ve gerçekten de sanat adına önemli işler yapan, özellikle fotoğraf sanatı adına önemli işler yapan İFSAK'ta olmak çok keyifli bir iş. Ben İFSAK'ta daha önce çok sunum yaptım, çok sergi açtım. Ama çok uzun yıllardan beri fotoğrafa başladığım günden bu yana hep proje üzerine çalışmalar üretiyorum ben. İşte Sarı Keçiller, Madenciler, evet. Anadolu Kadını derken birçok fotoğraf çekiyorum. Ama şimdi o proje üretiyorum ama bu proje benim çok uzun yıllardan beri takip ettiğim ve artık zamanı geldi bunu yapmam gerekiyor dediğim bir proje bu. Bu projede benim dünya ritüellerini çekiyorum. Dünya ritüellerle ilgili bir projeye başladım ben. Yani şimdi bu 2-3 yıl önce başladık ama başladım buna ama bu çok en az 5 yıl, 6 yıl, 10 yıl sürecek bir proje. Çünkü dünyanın birçok yerindeki ritüelleri çekiyorum. Ama ben yine de hem yaşam felsefemin yaşama bakış açımın temeli olan hem de gerçekten de insan odaklı ritüellerin, yeryüzündeki insan odaklı ritüellerin en başında gelen bu Aşura matemini ve Muharrem'i, Aşura'yı özellikle, Aşura'yı çekmek çok en önemli ideallerinden bir tanesiydi. Ama tabii Aşura'yı çekmek çok şey sevgili Ali, konuyu açarak gidiyorum aslında. Belki soruyu senden almış oluyorum. Sorularım var zaten. Almış oluyorum ama şöyle bir şey. Fotoğraf projesi yapmak çok derinlikli bir iş aslında. İnsanoğlu aslında ilk çağlarda hareketlerle birbiriyle anlaşmış, konuşmuş. Ondan sonra yazı bulunduktan sonra yazıyla anlaşmış. Ondan sonra fotoğraf bulununca fotoğrafla birbirlerine meramlarını anlatmaya başlamışlar ki fotoğraf ondan çok daha etkili bir anlatım biçimi. Şimdi bu kadar etkili bir anlatım biçimine yakışır bir proje yapmak gerekiyor. Yani biz öyle bir fotoğraf projesi yapmalıyız ki Aşura'yı anlatırken, Hüseyin'in katledilmesini anlatırken, o şeyi anlatırken çok iyi fotoğraflar çekmeliyiz. Aşura'yı öğrenmek için Ali felsefesini öğrenmen lazım, Hüseyin'in felsefesini öğrenmen lazım, Alevilik felsefesini öğrenmen, Bektaş. Yani yeryüzünde bu var olunduğu günden bu yana gelebilen, yaşanabilen, yaşan en büyük acı olmasa bile en büyük hissedilen acı bu çünkü. Sizin o hissi vermeniz gerekiyor. İşte onu vermek için çok derin bir araştırma yaptık. Derin bir okudum. Ben de çok yakınım bu işten. Ben Antakyalıyım. Orada büyüdüm. Yani bu benden çok uzak bir felsefe, çok uzak bir yaşam biçimi değil. Babam da zaten Acem. İran Acemlerinden. Annem de Rum kadını. Böyle de bir şeyimiz var. Bunları böyle araştırarak dedi ki ya bu işi yapacaksak eğer biz bu Aşura'yı vereceksem ben bunu başka bir şey yapmalıyım diye. Aşura yeryüzündeki en büyük ağıt ve en büyük isyan aslında. Neden İran? Çünkü en iyi orada. Yani belki de Kerbela'da, bir kere de Kerbela'da olacağım. Kerbela'da yürüyeceğiz onlarla. Arbain. Evet, o arayı yürüyeceğim. Ama bu ritüel hem görseli çok iyi ve insanlar orada bu görseli sunarken, o anmayı yaparken acıyı yüreklerinde hissettiklerini çok iyi görüyoruz. Neden İran? Başka bir sebepten dolayı da İran. Farklı bir ritüel vermemiz gerekir. Sine her yerde dövülüyor.
Sine her yerde dövülüyor artık. Yani sine dövmek artık bir otomatik bir şey oldu. Tık 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 tık. Herkes sine dövüyor. Aşura bu değil. Orada İran'da Zencan, Bijar, Tebriz bölgesinde dünyada belki de çok ender aşura isyanı, ben ona hep isyan diyorum, aşura acısı ender bir şekilde yaşanıyor, o da Çamur'la. Evet, o ilginçtir. Evet. Onun bir hikayesi mi var, bir mantalitesi mi var, neydi bu? Birçok insandan öğrendiğim veyahut da sorduğum şu, bir, Hazreti Hüseyin'in ve yoldaşlarının çölde susuz kalmaları, kumla suyu özdeşleştirip çamur olması. Şimdi ama ne olursa olsun nihayetinde görsel bir iş yapıyoruz. Yani bir başta dedim ya, bir şeyi iyi anlatmak gerekiyor. Aşura matemini ve acısını en iyi ve farklı veren şey bu. Her yerde sine dövülüyor. Her yerde zincir vuruluyor. Her yerde ağıt yakılıyor. Ama orada farklı bir ağıt var, farklı bir şey var. Ve böyle yaptık. Sonra bizim kendimiz Rota Fotoğraf Evi diye birlikte yoldaşlarımızla, fotoğraf yoldaşlarımızla fotoğrafa gittiğimiz şeyler var. İşte ben aslında Mevlüt Özal arkadaşım var benim. Onlar gidiyordum fotoğrafa. İşte bu Rota Fotoğraf Evi diye kendi kendimizi eğlendirdiğimiz, fotoğrafa beraber gittiğimiz, aynı şeyi düşündüğümüz insanlarla beraber olduk. 11 arkadaş kalktık biz, oraya gittik. Ben de geleceğim, biz de gelelim derken biz 11 arkadaş beraber gittik. Bu serüven ne zaman başladı? 11 arkadaşımız. Bu ritüel çekme işimiz çok eski. Yani benim ritüel çekme işim çok eski. Yani ben mesela Nusayrileri çekiyordum Antakyalı olmamdan dolayı. Harbiye'de Döven köyünde Nusayrileri çekiyordum. Ne bileyim ben Antakya'nın Maraş Boğazı köyünde Afganistan'dan gelen mültecilerin ibadet biçimlerini çekiyordum. Bunların hepsi tabii duruyor bir şekilde. Ama bu aşurayı bu şekilde çekmek 2-3 yıldır düşüncemdi. Ama bir türlü şeyi denk getiremiyoruz. Yani ben bir aynı zamanda gazeteciyim, televizyoncuyum. Türkiye'de hiçbir şey durmuyor ki yerinde. Yani evet. Bir boşluk bulup da hadi gidelim falan dediğiniz an hadi diyorlar seçim, hadi diyorlar bu. Hatta ben İran'da daha uzun kalacaktım ama seçim için, oy kullanmak için döndünüz. Seçim sabahı burada olduk, oy kullanmaya gittik. Yani daha da kalacaktık orada. Ama bu serüven çok sürecek. Bu sene bir daha gideceğim oraya. Yani yine gideceğiz. Yine aynı bölgedeyiz. Yine aynı bölgede ama başka bir şekilde kutlamalar. Mesela orada biz aşura matemi için anmalar, çok özür dilerim kutlama dedim. Ben de artık bilinçaltımda yerleştirdim. Ne yazık ki çok özür diliyorum herkesten. O acının anması, acının yıl dönümünde yine oradayız. Çünkü orada bulunduğumuz dönem içerisinde başka ritüellerde gerçekleşiyor. Yani o acının anlatılması. Mesela sokak aralarında insanlar acılarını kendi bildikleri gibi kendi yerel ritüellerle yaşıyorlar. Yani bir sokak ortasında görüyorsunuz ki Hüseyin'in öldürülmesini, Zeynep'in, Zehra'nın acı çekmesini falan veren başka ritüeller de var. Mesela o yerel ritüelleri de yakalamak gerekiyor orada o aşuranın acısını anlatmak için ki onlar kendiliğinden doğaçlama çok daha görsel iyi ve çok daha güçlü anlatımı olan şeyler. Bu sene tekrar gidip onları da anlatacağız. Onları da anlatmaya çalışacağız. Ve o acıyı ne kadar acıyı halklar arasında ortaklaştırırsanız, acıyı paylaşırsanız, acıyı sahiplenirse başkası, o zaman bu acıyı hafifletebilirsiniz ancak. Ama başkasının acısına ortak olmazsanız o acı hep büyür. O acıyı büyütmemek için bu acıyı genelleştirip bu acıyı bütün halka, bütün dünyaya, gücünüzün yettiği yere bile anlatırsanız acıda ortaklaşmak diye bir şey vardır. Evet. Acıda ortaklaşırsanız onun acısının ne olduğunu bilirsiniz ve o acı hafifler o zaman. Ya da o acının üstüne acı koymazsınız. İşte biz tekrar bu sene gidip aşuradaki o acının anlatımını daha da güçlendirmek istiyoruz. Ve ben hiç hayatımda bu kadar etkilenmedim. Dünyada hep geziyorum. Dolaşıyorum işte Vietnam'da, Hindistan'da, Nepal'de, orasıydı, burasıydı, Suriye'de ama hiçbir fotoğraf çekimi beni bu kadar fotoğraf çektiğim için heyecanlandırmamış ve bu kadar çok etkilememişti beni. Halen kulaklarımdadır Bijar sokaklarındaki o aşura
mateminde söylenen mersiyeler hala kulaklarımda mesela. Zaten bu gösteriye de orada kaydettiğim seslerden bir kısmını kullandık ilk başta. Hı hı. Aşura'nın bir bayram değil, sadece aşura yapılıp insanlara dağıtılan, aşuranız kutlu olsun, annem size aşura gönderdi denilenin çok ötesinde bir şey olduğunu anlatmamız gerekiyordu. Aşura'nın bir isyan, bir ağıt olduğunu, en büyük zulme karşı çıkmak olduğunu, üzerinden 1335 yıl geçtikten sonra bile zalimliğe ağıt yapmak olduğunu ve isyan etmek olduğunu bir şekilde anlatmamız gerekiyordu. Bu anlatım biçiminin en önemli noktalarından bir tanesi günümüzde fotoğraf. Yani bunu 1335 yıldır insanlar anlatıyor, vurgusu o kadar iyi değil. Yaşayanlar biliyor bunu veyahut acı yüreğinde hissedenler. İşte onu anlatmanın yolu da fotoğraflardan geçiyor. Görsel, çünkü direkt beynimize kazınan bir şey. Biz de onu yapmak istedik ama bunu yaparken de en önemli şey neydi? Farklı bir alandan bu işi size anlatmalıydı. İşte o farklılığı bulmaya çalıştık. Bu bugüne kadar var mı yok mu bilmiyorum. Böyle bir gösteri geldi mi bilmiyorum. Varsa da paylaşırsanız sevinirim. Çamur ile aşura matemini anlatmak diye bir şey var. Çamur insanlar üzerlerine sürüyorlar. Çamurla kafalarına sürüyorlar. Çamurla kendilerini yıkıyorlar ve öyle anlatıyorlar. Bu isyanlarını ve bu ağıtlarını. 2 gün boyunca o bölgede kaldık. O bölgede fotoğraflar çektik. Şimdi isterseniz bu gösteriyi, bu ağıtı, bu isyanı izleyelim. Aslında ben bir kere gidilen etkinliklerde, bir kere gidilen ülkelerde birkaç kere gidilmeden fotoğraf gösterisi yapılmasına bile karşıyım. Hı hı. Çünkü o çok tesadüfi fotoğraflardan oluşan bir şeydir. Yani ben işte Vietnam'a 3., 4. kere gittim. Daha gösterisi yok Vietnam'ın. Çünkü tam anlamıyla onu anlatabildiğimizi düşünmüyorum. Hindistan tam anlamıyla anlatabildiğimizi düşünemiyorum. Karadeniz'e 15 kere gittim. Benim Karadeniz gösterim yok daha. Yani Karadeniz'e 15 kere gitmişimdir. 2004'ten beri ben her yıl Karadeniz'e giderim ve 2 ay kalırım. Çünkü çok severim o bölgeyi. Binlerce fotoğrafım var ama bir Karadeniz gösterisi çıkarıp ortaya koymadım daha. Çünkü tamamladığımı düşünmüyorum. İşte Sarıkeçiller, 21 yıldır Sarıkeçiller çekiyorum ben. 21 yıldır. 150 bin kare fotoğrafım var. Ama 30 tane fotoğrafımı bilir insanlar. Sarıkeçiller, onun sevgisini tam 17-18 yıl sonra açtım ben Sarıkeçiller. Ama şimdi bana diyorlar ki ya sen bir kere gittin, aşurayı çektin. Çünkü çok etkiledi beni. Evet. O bende kalamazdı. Bizde kalamazdı. Oraya gittiğimiz arkadaşlarımız işte Mevlüt Özalp, Gülbin Yıldırım, Asiye Cengiz, Hakan Yıldırım, Sevtap İnan, Altan Gökçek. Arkadaşlarımız da Hüseyin Tuncer, Bekir Ormancı, o arkadaşlarımızla gittik biz oraya. Hepimizin fikri, ortak fikri, evet biz bir kere geldik ama bir kere de olsa bunu insanlar görmeli. Çünkü bizi çok etkiledi. Eksik olabilir fotoğraf. Olsun ama bu görülmeli. Eksik de olsa bu görülmeli. Bugüne kadar 50 kere 100 kere İran'a giden arkadaşlarımızın onu çekmiş olmasını çok isterdim mesela. Ama orada sadece sine dövülen Tahran sokaklarında, Tebriz sokaklarında sine dövülen fotoğraflarla geldiler bize. Onu her yerde gördük. Keşke bu gelebileydi. Ve ben bunu çektiğimiz için bu o acıyı anlatabildiğimiz için, farklı anlatabildiğimiz için ve farklı anlattığımız için, dikkat çektiğimiz için çok mutluyum. Çok mutluyum çünkü biz de gidip sine dövenlerin fotoğraflarını çekseydik bugün kimse bundan konuşmuyor. Sen de benimle bunu konuşmuyor olacaktın şimdi. Evet. Çünkü o kadar çok sine döven insanın fotoğrafını gördün, o kadar çok sine döven insanların fotoğrafını çeken insanlarla, fotoğrafçılarla röportaj yaptınız ki bana sıra bile gelmezdi. Ben ama biz onu farklı yaptığımız için. Demek ki bir şey amacına ulaşmış. Farklı yaptık ve acıyı anlattık. O farklılık da
hem fotoğrafik açıdan hem de acıyı ortaklaştırma açısından toplum için, halklar arasında acıyı ortaklaştırma ve acıya sahip çıkma açısından çok da önemli oldu diye düşünüyorum. شو سین شرمنده تا رفتم که برگردم نشد چشمام نمیبینه داداش بدجوری دستم خاکیه هر کار میشد کردم نشد شرمنده مشکم خالیه. Şimdi hani şunu özellikle söylemek istiyorum, şunu vurgulamak istiyorum ben. Sunumu başlatırken şununla başlattım ben sunumu. Biz daha doğrusu arkadaşlarla beraber gittiğimiz için sunumu şununla özellikle bundan istedim. Hazreti Hüseyin'in çok önemli bir, hele ki bugünlere çok daha fazla önemli olan bir sözüyle diyor ki en büyük ibadet zalimin karşısına dikilip sen zalimsin diyebilmektir diyor. Bununla başladı. Sunum şununla bitti. Ne zaman ki bir bardak soğuk su içerseniz beni hatırlayın diye bitirdik biz o gösteriyi. Ama orada da ben bu sunumun en başına ben kendim bir şey yazma ihtiyacı hissettim. Ve onu çok uzun tuttum orada. Yani 15-20 saniye. Ben fotoğraf geçişlerinde 4 saniyeden fazla bir fotoğrafın kalmasına karşıyım ama bunu 20 saniye tuttum oraya. Oraya şeyi yazdım özellikle. 1335 yıllık ağıt ve isyandır bu diye yazdım. Çünkü şundan bu toplum kurtulmalı artık. Aşura bir bayram değil. Aşura'yı bir bayrammış gibi algılamaktan kurtulmalı bu toplum. Onun için özellikle 1335 yıllık ağıt ve isyan dedim. Çünkü bu yıl 1335 yıllıcı yılıydı o katliamın. Ağıt ve isyan dedim. Aşura üzerinden 1335 yıl geçmesine rağmen zalimlere isyan, mazlumlara ağıttır aslında diye bir yazı yazdım. O yazıyı size de verdim. İsterseniz ekleme yaparsanız. Böyle bir şeyle özellikle bunu çok istedim. Yani özellikle bunun olmasını istedim ki bu umarım ki Aşura'nın bir ağıt ve isyan olduğunu insanlara anlatabilir. Bu çok önemli ve Türkiye'de artık bir insanlar bunu öğrenmeli. Aşura bir bayram değil. Bir tören değil, bir merasim değil. Aşura bir ağıt. Bir kent düşünün, o kentte insanlar iki gün boyunca koca bir caddenin etrafını, koca bir şehrin etrafını çeviren caddelerin üzerinde binlerce, on binlerce insan kendilerini döverek, çamurlarla kafalarını döverek, vurarak, ağlayarak anıyorlar, acıyı ortak oluyorlar. Hüseyin'in acısına, Hüseyin'in yoldaşlarının acısına ortak oluyorlar. Bu çok önemliydi. Şimdi biz orada bu acıyı yaşayan insan Aşura'nın ne demek olduğunu bilir. Onun için ben herkesin öğrenmesini istedim. Onun için de bunu çok özellikle istiyorum ve gerçekten de artık Türkiye'de Aşura'nın ne olduğunu herkesin çok iyi bilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi Tahir Hocam o kadar güzel konuştun ki yani bu belli. Tecrübelerin söze aktarımıdır şu anda benim dinlediklerim. Gerçekten ağzına sağlık, emeğine sağlık. Çok güzel işlere imza atmışsın. Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'de özellikle fotoğraf camiasında biz biraz önce konuştuk ya sizin de aktarımınızdan dolayı söylüyorum. Hani bir kesimi eleştirdiğinde ukala damgası yiyebiliyorsun. Ve bundan dolayı da aslında hepimizin içinde olanı söze aktaramıyoruz. Yani ya da yazamıyoruz bunu. Yazınca da malum bazı eleştiriler alıyorsunuz falan. Şimdi ya Türkiye'de şu
fotoğraf çekiminde özellikle aşura konusunda. Evet, açıkça klişe fotoğraflar ortaya çıkıyor. Bu ve bundan da fazla bir etkileyicilik beklememek lazım. Ben kendi adıma söylüyorum. Ben de orada çektim ama bir beklentim yok. Orada herhangi bir beklentim yok. Bir şeyi tekrar ettin zaten. Yani ben de orada fotoğraf çektim derken bir şeyi tekrar ediyor o insan. Tekrar ediyorsunuz kesinlikle. Evet. Ve açıkçası orada bulunanların da hani gerçekten o kadar fotoğrafçının işte oraya akın etmesiyle doğru düzgün bir duyguya girebileceğini ben tahmin etmiyorum. Kesinlikle. Zor. Ama şöyle var. Bazen fotoğraf için bazı yerlerin, bazı mekanların merkezine gidersiniz. Doğru düzgün fotoğraf çıkabilmesi için. Duyguyu yakalayabilmemiz için. Ki fotoğrafta da duygu gerçekten çok çok önemli. Şimdi siz İran'da çekimlerde yaptınız ve herkese Irak'ta da çekimlerde yapmak istiyorsunuz. Gerçekten dinlediğim şeyler o kadar güzel şeyler ki hani hepsi bir tecrübenin ürünü. İşte o çamur olayını çok güzel aktardınız. Ya hayranlıkla dinledim. Gerçekten müthiş bir işe imza attınız. Ve bir şey daha, bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Evet, gerçekten Türkiye'de yanlış aktarımından dolayı bir kutlama havasında geçiyor. Bu şöyle bir durum var. Evet, çoğunluk bunu bu şekilde kabul ediyor ama işin gerçeğini biraz araştırmak lazım. Teknoloji dünyasındayız. Sevgili abi, ben Mersin'de yaşıyorum. Antakya'lıyım, Mersin'de yaşıyorum. Hı hı. Mersin, Alevi yurttaşlarımızın çok yoğun yaşadığı yerlerden bir tanesi. Yani Alevi, çok yoğun yaşadığı. Ya ben şunu duyuyorum, düşünebiliyor musun şimdi? Aşuranız kutlu olsun. Evet. Nasıl aşuranız kutlu olsun? Yatık çocuk elinde aşurayla komşu kadına aşura götürüyor. Evet. Annem gönderdi, aşuranız kutlu olsun. Nasıl aşuranız kutlu olsun ya? Bu nasıl bir... Bunu anlatmak gerekiyor. Onun için ben bunun üzerine ısrarla anlatırken ki heyecanım da ondan. Evet. Sözünü kestim ama... Kesinlikle. Evet. Yani İslam dünyasında belli bir kesim bu günü dediğiniz gibi tarihteki en büyük acı görürken neden bir kesimde bunu bir kutlama havasında geçiyor? Bu çok basittir bunun İslam çözümü. İslam adına yaşanmış en büyük acı bir de. Evet. Hüseyin'i kesinlikle. Öldürmeye gidenler camiden İslam çıkıp gidiyorlar oraya. İslam ve özgürlük evet. Adına. Evet. Ki ben şahidim çok... Ki... Hayır, İslam'a hizmet etme adına Hüseyin'i öldürüyorlar evet. Zaten gidiyorlar. Evet. Bir de böyle de bir gariplik var. Böyle bir durum var. Yani. Var. Ki evet. Yabancı yazarlardan da Hazreti Hüseyin'in bu Kerbelasını bir özgürlük dersi olarak kesinlikle ki, öyle. Gandhi yine ben Hazreti Hüseyin'i örnek aldım hayatımda dediği sözlerden kesinlikle. İbaret. Yani biz şu anda teknoloji çağındayız ve neyin ne olduğunu rahatlıkla öğrenebiliriz aslında. Tarihte ne olmuş ve bu kesin olan olayı bu Kerbela olayında neler yaşandığının en ince ayrıntısına kadar belli olan 6 aylık bir bebeğin oklanarak şehit edilmesi, bunların hepsi tarihte varken neden işte belli olmayan, işte uydurulan bazı şeylerden biz ilerlemeye çalışıyoruz. Bu da maalesef dikkat etmemiz gereken, şimdi, bilmemiz gereken şeyler şimdi, aslında artık. Tabii ama yani şimdi Hüseyin'in özgürleşme ayaklanması, ayaklanma da değil, özgürleşme evet. Duygularını seslendirmesinin doğru anlatılması yahut da o bir anlamda demokratikleşme mücadelesi yahut da ne bileyim ben zorbalığa isyan mücadelesi doğru anlatılırsa şimdi bugünkü zorbalar ne yapacaklar şimdi? Evet. Böyle bir şey var yani. Öyle şimdi adamlar işine gelmiyor. Şimdi bir yerde Hüseyin mi olursunuz, Yezid mi olursunuz? Adam tarihten böyle bir örnek alıyor. Hüseyin olursa ölüyor. Yezid olursa yaşıyor. Şimdi belli bir süre. Ya belli bir süre yaşıyor tabii ama Yezid yani. İran'a gittiğinizde çekim konusunda sıkıntı yaşadınız mı? Bir şey söyleyeyim. Hayatımın hiçbir döneminde hiçbir yerde fotoğraf çekmekte zorlanmadım. Bilmiyorum. Böyle fotoğrafta da bir şanslı adamım ben. İnsanlar
böyle bir şey yapıyor diyorlar. Yani ne bileyim frekansımız mı tutuyor? Ne yapıyor? Hatta ben onlarla konuşmayı becerebiliyorum bilmiyorum. İran'da ise hayatımın en kolay fotoğraflarını çektim. Öyle mi? Bak. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi millet diyecek ki hayda İran'ı mı övüyorsun? Övme değil, tespitten bahsediyorum. Hı hı. Ben ki bu anlamda demokrasi aşığı, yolu belli olan, nereye yürüdüğü belli olan bir adam. Herkes bilir benim nasıl baktığımı, yaşama ona buna nasıl baktığımı, nasıl demokrat, ne kadar ilerici, hatta devrimci denilebilecek bir tipte bir adam olduğumu. Ama bir şey söyleyeyim sana. Bir kere İran öylesine o köklü kültürünü insanlara yansıtıyor ki inanılmaz. İnanılmaz. Bir şeriat kanunlarıyla İslam Cumhuriyeti olmasına rağmen, bir İslami ülke olmasına rağmen o kadar demokrat yaklaşımları var ki halkının, anlatamam. Böyle bir şey yok. Ben Türkiye'nin birçok yerinde o kadar rahatlığı, o kadar özgürlüğü hissetmedim dersem hiç yalan olmaz. Bu bir. Evet. İkincisi fotoğraf konusunda. Gittik biz. Fotoğrafı çekeceğimiz Zencan bölgesine girdik. Otel de yok. Ve öğretmen evinde kalıyoruz. Öğretmen evinden çıktık. Fotoğraf makinalarımız boynumuzda. İki gün. Taso günü ve Aşura. Birinci gün yani. Taso'nun birinci günü. Arefesi. Sonra da Aşura'nın olduğu gün. Bir gün sokağa çıktık. Sokakta herkes işte caddelerde. Binlerce insan ama bak. On binlerce insan yürüyorlar. Fotoğraf makinamız. Bir kişi bak. Bir kişi niye çekiyorsunuz demedi. Hatta ben gazetecilikten gelme bir çılgınlıkla değişik bir kadraj almak için on binlerce insan böyle kocaman caddelerden geliyorlar. Ben yere yattım. Fotoğraf makinem şeyimde, gözümde geçen insanları fotoğraf çekiyorum. İnsanlar, on binlerce insan şöyle ayrılarak benim etrafımdan dolaşıyorlar. Benim üstüme basmasınlar diye. Aralarına giriyorsun. Yapıyorsun, konuşuyorsun. Ve başka bir şey daha söyleyeyim. Aşura olduğu günlerde hiçbir iş yeri çalışmıyor. Evet, ve insanlar sizi yemek yedirmek için evlerine götürmek için can atıyor. Can atıyorlar mı? Götürüyorlar. Evet. Götürüyorlar. Öğretmen evinde kapıda insanlar, görevli diyor ki aşağıda sizi görmek isteyenler var. Buyurun niye geldiniz? Yemeğe götüreceğiz sizi bize diyorlar. Ya nereden çıktın sen falan? Hayır biz sizi yemeğe. O dedi ki biz ya işte gidiyorsunuz. Giderken diyorlar ki yarın da bizdesiniz yemeğe. Ya inanılmaz. 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 Hele o kadınları. Hani fotoğraf çekmek hani diyorlar ya. Burada bir kadının fotoğrafını çekmeyen kalkın bakayım ne oluyor. Evet. Kadınları. İnanılmaz. Çünkü kafalar o kadar temiz ki. Fotoğrafını çekmez bir şey. Restoranda oturuyorsunuz. İki tane kadın yan yana oturuyor. Siz iki erkeksiniz. Yanına oturabilirsiniz. Hiç bir kimsenin bir sıkıntısı bile yok. O konuda hiçbir sıkıntı yok İran'da. Ben bunu bir kere daha söyleyeyim. Evet, bunu kasıtlı bir şekilde sordum. Çünkü ülkemizde bir ön yargılı bir bakış var. Bu medyanın da pohpohlamasından kaynaklanan bir durum. Bunu açıkça biz şahitlik edebiliyoruz. Ben bunu, ben de İran'da çok fotoğraf çektim. Özellikle konuk aldığım fotoğrafçılarda bunun tecrübesini yaşadım kendilerinden. Çünkü gidip gördüklerinde çoğusu evet böyle bir yargıyla, ön yargıyla gittik ama gerçekten hiç böyle bir durum yok. Tam tersi işte müzelerde herhangi bir tripod sıkıntısı dahi yok. Şey yok. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. İnsanları size son derece samimi davranıyor. Sevgili Ali, kimse yol tarif etmiyor. Seni gideceğin yere götürüyor. Evet. Daha başka bir şey söylemeye geliyor. Bilirsin, şurası nerede dediğin zaman şuradan git falan yok. Gel götüreyim. Bu kadar. Yani bu kadar mı sıcak olur bir insan? İnsanlar. Şimdi biz burada ne olursunuz bunu ben şimdi gösteri yaptığım yerlerde bunu konuştuğum zaman millet diyor ki ay sen şunu. Evet öyle ya, bir durum var. Yani bu bize yapışmaz. Bizim kesinlikle. Ne kadar demokrat olduğumuz, ne kadar demokrasi istediğimiz, o rejimin değil demokrasinin olması gerektiğini zaten biliyoruz biz. Ama biz burada bir durum tespiti yapıyoruz. Bir durum tespiti bu. Bu İran şu anda İran'da böyle bir biçim var. Böyle bir biçim yani var. Yani şunu söylemek gerekiyor. Şimdi siz olaya siyasi bakmamanız lazım. Hele bir de fotoğrafçı adam kesinlikle bu açıdan bakmamalı. Evet.
hükümetini sevmiyor musun? Sevmiyorsun. Ama bu sevmeme ya da bu nefret etme durumu senin halk, o oradaki yaşayan halka yansımaması lazım diye düşünüyorum. Çünkü hani evet ben sevmiyorum, o ülkeye de gitmem, fotoğraf da çekmem ki İran benim bildiğim kadarıyla dünyadaki en kadim medeniyete sahip olan ülkelerden birisi. Sevgili Ali, Zerdüşt diyor ki İran'da mezar orada gidip görebilir. Zerdüşt, yani o toprak oradan çıkmış bir anlayış ve hala Zerdüşt diyor ki bu çok çok önemli bir şey bu. İyi düşün, iyi söyle, iyi yap. Evet. Şimdi bu adamların yaşam biçimi bu. Bunu, bak bunu 1500 yıl evvel önce söylemiş. 1500 yıl evvel. İyi düşün, iyi söyle, iyi yap. Ya daha bunun ötesinde bir şey söylemenin bir anlamı falan yok. Evet. Sen ne yapıyordun 1500 yıl evvel? Sen ne yapıyordun 1500 yıl evvel? Şimdi buna bakmak lazım. Evet, kesinlikle. Yani siz ne yapıyordunuz 1500 yıl evvel? Sokaktan geçen adamlar ne yapıyordu 1500 yıl evvel? Ne yapıyordunuz 1500 yıl evvel? Siz hani yani ben bu mensup olduğum toplumu, mensup olduğum dini, mensup olduğum ırkı, mensup olduğum bir şey ki bana ne? Benim çok böyle bir takıntım falan da yok. Umurumda da değil de. Irkım mırkım bilmem ne. Hiç umurumda değil. Ama 1500 yıl evvel bunu söyleyen bir ülkeden bahsediyorsunuz. Evet. Bir ülkeli de böyle bir ülkenin bu anlayışta yaşayan bir ülkeden bahsediyorsunuz. Daha bir şey söylemeye gerek yok ki. Kesinlikle. Yani bu noktada biz herhangi bir ülkenin reklamını ya da övme bize derdinde değiliz. Bize ne ya? Şu anda siz bugün Mersin'den kalktınız, buraya geldiniz. İfsak'ta bu akşam sunumunuz var. Gerçi buradan karışıklık olmaması için uyaralım. Muhtemelen bu akşam yayına girmeyecek zaten. Bir iki hafta tabii sonra girebilir. Bundan dolayı da böyle bir anekdot geçelim. Şimdi biz açıkçası fotoğraf konuşuyoruz. Bu İran değil, bugün yarın İtalya olabilir ya da Rusya olabilir. Farklı bir ülke. Vietnam'ı da konuşabiliriz sizle. Hindistan'ı ya da konuşabiliriz. Hindistan'ı da konuşabiliriz. Yani Tanrı Şiva'yı da konuşabiliriz. Kesinlikle. Yani bunda yani herhangi bir sıkıntı yok. Bundan dolayı öncelikle buna bir açıklama gereği duyuyoruz maalesef Türkiye'de. İşte bazen eleştiri geliyor. Ne işiniz var sizin orada ya da şeyde mesela bana şöyle yorum gelmişti. Ne işiniz var sizin o geri kalmış Arap ülkesinde? Yani eleştiriyor ama hala bilmiyor ki oranın Arap ülkesi olmadığını. Yani bu kadar açıkçası cahilce... Evet. Ön yargıyla bakan insanlar dahi var. Biz şöyle diyoruz, fotoğraf çekmek istiyorsanız ben bu açıdan bakıyorum. Benim programda ya ben Suudi Arabistan'a da gidebilirim. Ne var kesinlikle bunda? Kesinlikle. Suudi Arabistan'a da gidersin. Ne var yani? Böyle bir durum var. Kadar basit yani. Biz bu programda fotoğraf konuşuyoruz. Tabii ki yine Aşura'yı ve Muharrem'i konuşuyoruz. Sizin gerçekten orada çekimleriniz var ve çok etkileyici. Yani klişenin dışında bir çekim. Başkası çeker. Yine ben programa konuk alırım. Baş üstüne. Kesinlikle farklı. Farklının peşindeyiz biz. Şimdi gelelim yine aynı şekilde ben devam edeceğim. Bugün anlaşılan bu çerçevede gideceğiz. İnşallah biz bir Mersin'e de bir ne zaman geliriz. Istersen. Orada seve, artık seve, seve. Daha çok Mersin'i konuşuruz. Orada farklı konulara da gireriz inşallah. Şimdi isterseniz bir de şunu belirtelim. Fotoğrafın gücü. Yani siz fotoğrafla bir düşünceyi, bir görüşü, bir ekolü anlatabiliyorsunuz. Bu noktada fotoğrafın belli bir gücü var değil mi? Belli bir gücü var derken şimdi yani bu günümüzde, şimdi günümüzdeki en etkili iletişim aracı. Yani daha iyisi, daha üstü yok. Yani nasıl bir şeyi okumuyorsa bu toplum eğer, seyretmiyorsa veyahut da bir şeyler seyrederek aktarılmasına, öğrenmesine izin verilmiyorsa, ki bu ülkede olduğu gibi şimdi, fotoğrafı bunu çok güzel bir şekilde anlatıyor, söylüyor, gösteriyor. Siz bu ülkenin herhangi bir yerinde yaşanan bir acıyı hiçbir televizyon yayınlanamıyor, yayınlayamıyor. Penguen yayınlıyorlar. Çok bilinen tabiriyle. Evet. Çünkü televizyon sahibi kendinden korkuyor. Bankasını kapatırlar. Bilmem ne el koyarlar. Mel koyarlar diye korkuyor. Ve siz onu
insanların cep telefonuyla Twitter'a veya da Facebook'a cep telefonuyla çekip Twitter'a veya Facebook'a yüklediği fotoğraftan görüyorsunuz. Evet. Şimdi bunu başka bir yerden öğrenme şansınız yok ki. Şimdi bu fotoğrafın bir gücünü, belge niteliği bu fotoğrafın gücünü herkesin çok iyi görmesi lazım, öğrenmesi lazım. Evet, fotoğraf. Bir de her gün fotoğrafın kafasına 5 milyon 10 milyon tane fotoğrafın kafasına kurşun sıkılıyor. Çünkü herkes çekiyor, garip gurabet fotoğraflar yüklüyorlar. Ama 5 milyon fotoğraftan 3 tanesi çok etkili oluyor ve dünyayı değiştiriyor. Evet. Bakın yani ben her zaman onu söylüyorum. Bana derler ki niye fotoğraf çekiyorum? Ben hep derim ki dünyayı değiştirmek için. Derler ki bana orası kimin umurunda? Ya kimsenin umurunda olması önemli değil ki. Ben kendim görevimi yerine getiriyor muyum? Bak şimdi gittik Aşura'yı çektik. Dedik ki Aşura bir acı, ağıt, isyan. Bir kişiye bunu anlatabiliyorsam ne mutlu bana. Evet. Ki anlatmışımdır. Yani çünkü işte ne bileyim ben Mersin'de biz Mersin'de gösteriyi yaparken bir tanesi gelip Aşura'nın aslında bir tören olmadığını, bir bayram olmadığını, bir acı ve isyan olduğunu öğrendiyse ne mutlu bize. İşte biz bir şeyi değiştirmeye başlamışız demektir. Tam da fotoğrafın işte bu gücü orada ortaya çıkıyor. Şimdi Tahir Hocam sağ olasın. Gerçekten ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım. Biz yine bu programda fotoğrafçılık üzerine konuşuyoruz ki Türkiye'de bu bağlamda yapılan tek program. Ülkemizin değerli fotoğrafçılarını konuk ediyoruz sizin gibi. Bazı şeyleri fotoğraf yoluyla aktarmak istiyoruz. Bazı değerlerimizi fotoğraf yoluyla göstermeye çalışıyoruz. Şimdi biz bunu da parantez içi ben isterseniz müsaadenizle söyleyeyim. Muharrem ve Aşura konulu bir kitap çıkartacağız. Fotoğraf kitabı. İsmini de 72 koyduk. Ne güzel. Türkiye'den ve dünyadan önemli fotoğrafçıların fotoğrafları bu kitapta yer alacak. Kısa metinlerle birlikte. Sizden de tabii ki gerçekten bu alanda önemli işler yapan sizler ve ekibinizden de fotoğraf istiyoruz. Çok buradan mutlu olurum. Bir kere daha isimlerini saymakta da mutluluk duyuyorum. Aşura'yı birlikte çektiğimiz, birlikte yaşadığımız arkadaşlarımız var. Ben, Mevlüt Özal, Sevtap İnal, Gülbin Yıldırım Demirağ, Hakan Yıldırım, Altan Gökçek, Asiye Cengiz, Hüseyin Tuncer, Bekir Ormancı arkadaşlarımız var. Onlarla beraber gittik. Onlar da orada fotoğraf çektiler. Yani bu ben konuşuyorum ama benim değil. Bu o fotoğraflar, onların çektiği güzel fotoğraflarla bu gösteri ortaya çıktı. İnşallah. Onların da ki adına ben size söz veriyorum. Hay hay, ben o fotoğrafları size sunarım. Böyle bir şeye katkı yapabilirsek biz çok mutlu oluruz. Sağ olun. Gerçekten Türkiye'de de bu alanda bu konuda ilk çalışma olacak. Hazreti Hüseyin ve 72 yarenin Kerbela'da şehit edilişinin üzerinden asırlar geçmesine rağmen bu hüzün hala gönüllerde canlı bir şekilde yaşamaktadır. Her yıl ülkemizde ve dünyanın pek çok yerinde düzenlenen matem törenlerinde çekilen en anlamlı fotoğraflar bu kitapta toplanıyor. Kerbela'da yaşanan acıların yansıması fotoğrafların diliyle bu eserde anlatılıyor. Türkiye'de bu alanda yapılan ilk çalışma olma unvanını taşıyan ve 72 fotoğrafın bulunduğu 72 adlı fotoğraf kitabında sizin de fotoğraflarınızın yer almasını istiyoruz. Fotoğrafların orijinal hallerini isiginsanat@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. İletişim için telefon numaramız 0541 245 5976. Siz bu sene yine gideceksiniz bildiğim kadarıyla. Evet, kesinlikle. Birkaç yıl üst üste gitmeyi düşünüyorum yine. Çok güzel. O bölgede. Yine biz gelen fotoğraflar eşliğinde. Tabii ki bu kitap seçimi, fotoğrafların seçimi biraz zaman alacak. Yaklaşık bir yıl. Yani bu senenin Aşura'sında ya da Erbain gününe denk getirmeye çalışacağız. İnşallah sizden de fotoğrafları, ekibinizden de fotoğrafları inşallah isteyeceğiz. Bu şekilde de programımızı sonlandıralım. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Programa renk kattınız. Hemen bir şey söyleyeyim. Şunu yani bulmuşken söyleyeyim. Belki birisinin kulağına küp olur. Ya artık şu şeyi bırakmamız lazım. Fotoğraf dediğiniz şey insanın gelişmişliğiyle eşdeğerdir. Yani fotoğraf sizin ne kadar kültürünüz varsa fotoğrafınız o kadardır.
Evet. Onun için fotoğraf bir, hep aynı şeyi söylüyorum. Bir düğmeye basmak, delikten bakıp düğmeye basmak değildir. Fotoğraf okuduğunuz kitapların, okuduğunuz gazetelerin, kültürünüzün, bilincinizin, birikiminizin, altyapınızın bir yansımasıdır. Bu kadar. Yani bunu, bu ne olursunuz artık fotoğraf dediğimiz şey böyle bir şey olmalı. Artık fotoğrafta bunu konuşmalıyız ve fotoğrafı insanlar böyle çekmeli. Evet. Fotoğrafa böyle baksın herkes, ne olursunuz. Yani o zaman çok daha iyi bir dünya yarattığımızı göreceğiz. Ve bunu ne olursunuz küçümsemesinler. Sanatı küçümsememek lazım. Fotoğraf çok önemli bir şey. Evet. Çok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Umarım birilerinin kulağına bir şey oldu. Kesinlikle. Çok sağ teşekkür olun. Ederim. Ağzınıza sağlık. Evet, bu hafta konuğumuz Tahir Özgür'dü. Tabii ki hem İFSAK'ta yapacak sunumunu hem de bizimle paylaştı fotoğraflarını. İran'da çekimlerde bulundu. Aşura ve Muharrem üzerine çok değerli çalışmalara imza attı. Biz de bu bağlamda bu hafta programımızı sürdürdük. İnşallah bir gün Mersin'e gideriz. Orada da detaylı bir şekilde hem Mersin'i hem farklı alanlarda çektiği fotoğrafları konuşuruz. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Işığınız bol olsun. Işığın Sanatı bu hafta sezonun son bölümüyle ekranlarınıza konuk oldu. Bu zamana kadar ülkemizin saygın fotoğrafçılarını programımıza konuk ettik. Fotoğraf sanatçılarının yaşamlarını, fotoğraflarını ve fotoğrafçılığa bakışlarını konuştuk. Facebook'tan seçtiğimiz en güzel fotoğrafların hikayesini ise sizlerle paylaştık. Işın Sanatı ilk iki sezonda olduğu gibi 3. sezonunda da yine fotoğraf sanatına ve sanatçılarına hizmet etmeye devam edecek. Programın arka planında emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Programımızda bu hafta fotoğrafın duayen isimlerinden birisi olan Profesör Sabit Kalfagil'i konuk ediyoruz.